Halide Hanım'la tarlaların durumuna bakmak için dolaşıyorduk. Köpekler bizimle beraber önümüz sıra gidiyorlardı. Az ileride bir şey bulup tarlayı eşmeye başladılar. Önce ehemmiyet vermedim. Kemiktir dedim. Sonra merak ettik. Baktık. Silahı bulmuşlardı. Hemen çiftliğe döndüm. Sonra gelip size haber verdim. Bu silahın bulunması çok mühimdi. Cemal Komutan. Abimin gerçek katili ortaya çıkacak mı? Büyük ihtimalle. Karartimce silahı gömen katille aynı kişi. Silahın üstündeki parmak izleri ona ele verecektir. Ama silah Güllü'nün. Güllü'nün parmak izi vardı zaten. Güllü? Serap Hanım'ın eski adı. Muzaffer Bey'le evlenmeden önceki. Anlıyorum. Bunu ben de düşündüm. Elbette ki silahın üstünde hem Serap Hanım'ın hem de Muzaffer Bey'in parmak izi olacaktır. Ancak bizim aradığımız bunların dışında başka bir parmak izi. Eğer üçüncü birinin parmak izini bulursak, Serap Hanım'ın suçsuzluğuna kanıt olabilir. Hangi izin kime ait olduğunu nasıl anlayacaksınız? Serap Hanım'ın parmak izlerine bakacağız. Sonra bunu silahın üstündekilerle kıyaslayacağız. Abimin? Peki abimin parmak izi? Abinizin ölmeden önce kullandığı eşyalara bakacağız. Muhakkak üstünde iz kalmıştır. Güllü artık dışarı çıkacak değil mi? Maalesef henüz değil. Silahın sarıldığı gazete delil sayılmaz mı? Güllü içeri girdikten sonraki güne ait. Belli ki bu işi Güllü yapmamış. Avukatı bunu mahkemeye sunup tutukluluk kararına itiraz edebilir. Eğer mahkeme delili yeterli görürse Serap Hanım tahliye olur. Ancak nihayetinde kararı mahkeme verecek. Yok camlar kırılırmış. Yok hakkımda uyuz diye sözler çıkarmış. Tehditleri savurup gittiler. Ya Şinci sen onları boş ver. Sen dükkandan memnun musun onu deyiver hele. Memnun olmasına memnunum. Ama bunlarla uğraşamam ben Reşit Ağa. Canım bir hal çaresi bulacağız elbet. Ortalığı bu çakal sürüsüne bırakacak değiliz değil mi? Ne çaresi bulacak? Yarın sabahla gelecek dediler. Dükkan açık bulurlarsa yakacaklar beni, yakacaklar. O kadar kolay mı? Sen şimdi o işi bana bırak. Sabahleyin git, güzelce dükkanı aç. Tamam mı? Hadi bakalım, hadi. Yasin'a, avukatı bulup durumu anlat. Güllü'yü bir an önce içeriden çıkarsın. Çok mu şaşırdınız? Aslında haklısınız, bunu benden beklemiyordunuz. Gözüm dönmüştü. Yaptıklarımın neticesini düşünemedim. Her ne kadar Güllü'yü istemesem de karnında abimin çocuğunu taşıyor. Abimden kalan en değerli hatıra. Onun hapislerde doğmasına izin veremem. Güllü'nün oradan çıkması için ne gerekiyorsa yapacağım. Keramet buyurdunuz. En doğrusu. Size de yakışan budur Halide Hanım. Allah doğrunun yardımcısıdır. Lan baba, dün Halide Hanım beni fabrikada gördü. De hele. Sana bir şey dedim. Yok, bir şey demedi. Ben de ona şaştım zaten. Ya nasıl oldu da beni fabrikada tuttu hayret? Doğru söylüyorsun. Bir şekilde katilin kardeşisin. Sen olsan işten çıkarmaz mıydın?
Sen yine de sesini çıkarma. Kala kala senin maaşa kaldık. O da giderse yandık. Yandık ki ne yandık? Vallahi akan musluklar tekmil kurur ha. Hadi. Kabak! 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 Lan! Lan beni! Lan kabak! Kabak diyorum sana. Sen kabak diyorum lan sana. Kabak! Kabak! Ne oldu sen oğlum? Sana çok mühim bir haberim var. Silahı bulmuşlar oğlum. Ne silahı? Ne silahı diyorsun ya? Dayımı Murat silahı oğlum ya. Doğru mu diyor lan? Nerede bulmuşlar? Darlaya geçmişler. Darlaya? Koymuşlar üstüne gömmüşler oraya. Darlaya gömülüymüş. Ya bak babamsın mavi bardak su ver lan. Silahın nerede? Ölüyorum kabak, ölüyorum. Çok koştum kabak. Buraya gelene kadar çok koştum kabak. Neyi bulmuşlar? Silahı. Muzaffer'i vuran silahı bulmuşlar. Öyle mi? Ya. Usta. Güllü kurtulur mu dersin? Kim bilir? O artık jandarmanın yapacağı tahkikata bağlı. Bir delil bulurlar umarım. İnşallah. İnşallah. Silah da bulundu ha. Peki kim gömmüş? Kim gömecek? Serap Hanım'ın kendi gömdü Zahar. Serap Hanım olamaz. Silahın sarıldığı gazete yeni tarihli. Serap Hanım o tarihte içerideydi. O vakit Serap Hanım suçsuz. Bu apaçık ortada değil mi? Peki hanım... Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.